Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Oğuz Atay'dan Tehlikeli Oyunlar kitabıyla geldim. Tabii ki Oğuz Atay'ın bu kitabına geçmeden önce hemen en bilinen eserini göstermek istiyorum. Tutunamayanlar. Tutunamayanlar bizim Türk edebiyatımızın en önemli eserlerinden biridir. Çünkü postmodern şeklinde yazılmış ilk Türk eseri olma özelliğini taşımakta. Oğuz Atay bu kitabıyla 1971 ve 72 yıllarında TRT Roman Ödülünü almıştır. Değişik bir üslubu vardır. Gerçekten tutunamamış karakteri bizim buradaki asıl karakterimiz Hikmet Benol'la devam etmektedir. Hikmet Benol soyadından da anlaşılacağı gibi ben olamayışın bir hikayesidir bu kitaptaki. Kitaba geçmeden önce Oğuz Atay'ın biraz hayatından bahsetmek istiyorum. 1934 ve 1977 yılında İnebolu, Kastamonu'da doğmuştur. Annesi öğretmen, babası da ilkokul öğretmeni annesi, babası da avukattır. Bir iki dönem milletvekili yapmıştır. Milletvekili sırasında Ankara'ya taşınmışlardır. Oğuz Atay yazmak ve tiyatro ile uğraşmak çok istemesine rağmen babasının yönlendirmesiyle inşaat mühendisi olmuştur. Bitirmiştir. Daha sonra kendisi kitaplarını yazmaya başladığında ilk basımından sonraki ikinci basımlarını kendisinin ömrü vefa etmemiştir görmeye. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı ilk basıldığında birçok edebiyat eleştirmeni kitabı çok beğendiklerini, Aydın eleştirisini çok güzel işlediğini bahsederler. Ve postmodern şeklindeki bir arayış romanı olduğu için de çok önemli bir eser olduğunu ifade ediyorlar. Ve Oğuz Atay'ın çocukluğunu bilen çevreler Oğuz Atay'ın içe kapanık, oldukça sakin, kendi halinde bir çocuk olduğundan ve çok dürüst bir çocuk olduğundan bahsederler. Ve şöyle de bir anıdan hemen bahsederler. İlkokulda öğretmenleri kardeşini sevmeyen var mı aranızda diye soru sorduğunda tek parmak Oğuz Atay'ın havada olduğunu görürler. Bunu edebiyat çevreleri tanıyan, Oğuz Atay'ın küçüklüğünü bilen çevreler bahsederler. Bu böyle de bir anısını paylaşayım dedim sizlerle. Oğuz Atay'ın kitaplarına karşılık şöyle söylerler, bir var olma mücadelesini mi anlatmaya çalışıyor diye soruyorlar Oğuz Atay için. Ve Oğuz Atay'ı çok iyi bilenler, kitaplarını okuyan edebiyat çevreleri varoluşçuluktan da etkilendiğini, keza 1940'larda kamu okuduğundan, Sartre'yi çok sevdiğinden bahsederler. Fakat Türk yazarlarından en çok etkilendiklerinden Halit Ziya, Peyami Safa ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın olduğunu söylerler. Hatta Tehlikeli Oyunlar için de Ahmet Hamdi Tanpınar'ın benim de okuduğum ve çok beğendiğim Saatleri Ayarlama Enstitüsü kitabını bıraktığı yerden Oğuz Atay Tehlikeli Oyunlardan devam eder deniliyor. Yine bir bilgi vereyim. Yaptığım araştırmalarda TRT'de 2012 yılında bir belgesel yapılmış Oğuz Atay ile ilgili. Hatta iki bölümden oluşmakta. Belgeselin ismi de şöyle geçiyor. Kurmaca Dünyanın İpliğinden Bir Koza. Yani Oğuz Atay ile ilgili hayatı ve yaşamıyla onun yaşama bakış açısını, felsefesini daha iyi anlamak isteyenler için de bir kaynak olduğunu düşünmekteyim. Ben baktım, görüntü kalitesi falan da çok güzel. Bir de kendi sesinden 3 dakikalık bir röportajı var. Bunu da izlemenizi öneririm. Bu 3 dakikalık video YouTube'da mevcut. Oğuz Atay Hikmet Benol karakteriyle anlaşılmanın önemini bize anlatıyor. Anlaşılmaya mecburum diyor. Ben kitap değilim, öldükten sonra beni okuyamazsınız diyor. Ben çok sevmiştim o sözünü. Aynı zamanda ele avuca sığmayan, kendini arayan bir karakter Hikmet Benol. Kendi arayışı içerisinde tökezleyen, düşüp kalkan, düşüp kalkıp kendini sarmaladıkça, yaralarını kendisi sarmaladıkça hayatta etrafındaki insanların ne kadar ikiyüzlü, sahtekar, yalancı olduklarını görüyor ve bunlara katlanamıyor, duramıyor yerinde. Dolayısıyla bunlara katlanamayınca kendisi de toplumdan itiliyor.
toplumun dışında buluyor kendisini. Etrafındaki insanlara bu olaylar sonucu yabancılaştığı gibi kendi kendine de bir yabancılaşma problemi yaşıyor. Kendi içsel sürecini arayan, hep bir arayışı anlatan bir kitap bu. Postmodern kitapları zaten böyledir, bir arayıştır. Bir dedektifin inceliğiyle, bir polisin hafiyeliğiyle kendi kendini sürekli arar. Kendini bir zaman yüceltirken bir zaman da kendini kötü yönlerini görür. Kendi zayıflıklarına, kendi zayıflıklarına acıma halinde kendini bulur. Sonra kendini bir anlamda başkalarından üstün görür. Onlara tepeden bakmaya, müstesni bir bakışla, bir müstesni bir gülüşle kendini kitapta ifade eder. Ve dünyanın bir oyundan ibaret olduğundan bahsediyor. Değil mi albayım diye de sürekli albaydan, içindeki benden bir teyit alma, bir onay alma sürecini yaşıyor aynı zamanda. Kitapta birçok Hikmet Benol görüyorsunuz. Birinci Hikmet Benol, albayla konuşan. İkinci Hikmet Benol, sevgiyle evlenen ama sevgisiz. İçinde sevgi barındırmayan, tamamıyla sevgisizlik üzerine kurulmuş bir evliliği görüyorsunuz. Üçüncü Hikmet Benol, Bilge ile sevgili olan, fakat Bilge'nin felsefesine de ayak uyduramayan, Bilge tarafından eleştirilecek diye korkan, gene kendini yalnız hisseden bir Hikmet Benol. Dördüncü Hikmet Benol, kendini yazmaya mahkum etmiş, oyunlar yazmaya adamış Hikmet Benol. Beşinci Hikmet, Düzmece. Hikmet Benol bunlarla uğraşırken birçok bölünme yaşıyor. Aklının gizemli dehlizlerinde gezinip duruyor. Yalnızlık sürecini paylaşıyor bizlerle bir anlamda. Bir anlamda çok yalnız bir adam olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda bu kitap bir aydın eleştirisi. Aydınların ne kadar aslında katı, bağnaz düşüncelerle de gözlem yaptıklarından bahsediyor. Batıyı eleştiriyor. Batının asla bize gerçek bilgileri vermediğini, aslında onların sırlarla dolu olduğunu söylüyor. Hayata dair, yaşama dair, ülkenin o dönemki siyasi önemli olaylarından bahsediyor. 70'li yıllar, 80'li yıllardan bize bol bol bahsediyor. Buradaki albay aslında tamamen bir sembolik, bir hayal ürünü. Onu hemen söyleyeyim. Albay neyi ifade ediyor? Disiplini, çalışmayı, kendi içsel arayışında sürekli bir arayış içerisindeki çalışkanlığı ifade ediyor. Sevgiyle olan evlilik bölümleri benim çok hoşuma gitti. Sevginin kendi ailesiyle ilgili yaşanmışlıkları, kendi anıları, kendi yaşamına dair annesine babasıyla olan ilişkilerindeki bölümler beni çok etkiledi. Ben çok sevdim. Kitabı öneriyorum. Kitap öyle akıcı değil, sürükleyici değil, fakat sakin sakin okunası bir kitap. Postmodern bir kitap olduğu için biraz yavaş, sakince okumanızı öneririm. Ama yine de öneririm, tavsiyemdir diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız diyorum ve hoşça kalın diyorum.